Merhaba Kik. Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Evet, aslında bu bir canlı yayın değil. Evet, direkt odamda kayıt alıyorum. Şundan dolayı dün bizim muhabbet epey bir sardı. Bayağı bir konuştuk. Artık o kadar çok konuştuk ki benim enerjim kalmadı. Devamını getiremedim. Aslında yapmak istediğim şeylerden bir tanesi dün kendi işte hikayelerim var benim. Kendim kitap yazıyorum kısa hikayeler üzerine bir kitabımı bitirdim. Ancak bastırma imkanım olmadı. Editörünün elinden de geçiremedim. Bundan kaynaklı olarak. O yüzden e, istiyorum ki hani arkadaşlar da sorduğu için Wattpad'de bir paylaştım. Bununla ilgili bir gün yayın yapmak istiyordum. Dün işte bir saat bunu anlatırım. İşte bir saatte bunu yapar bitiririm diye düşünüyordum. Olmadı. O yüzden şimdi tekrar yayın açmaktan da çok korkuyorum. Bir başlarsak bugün de yapacak işlerim var bir 3 saat daha gider diye çok korkuyorum. Ondan kaynaklı olarak da bugün şu an burada bir işte sadece kayıt alıyorum. Bunu şey yapacağım işte bir 20 dakikalık yaklaşık bir okuma yapacağım. İsteyenler için bu kitabın devamını link olarak paylaşacağım. Wattpad'den okuyabilirler. Eğer beğenirseniz beğenmezseniz de lütfen yorum yapın. Gerçekten hani insanlarla paylaşmak istiyorum. Fikirleri olanlarla bu işte hani bilen kişilerle bunu paylaşıp Kendimi geliştirmek de istiyorum aynı şekilde Bu kitabın da basılmasını çok istiyorum yönlendirilmeyi de çok istiyorum O yüzden sizden ricam olumlu ve olumsuz eleştirinizi mutlaka yorumlarda belirtin Kendimi geliştireyim hem de size güzel içerikler öğreteyim istiyorum Evet o yüzden başlıyorum Börke en son sırada atının üstünde dağın keçi yoluna kat ederken kayından yaptığı yeni yayını ufka doğru gerdi. Kendi elleriyle yaptığı yayın ahşabı gerilirken kendisine fısıldar gibi gıcırdadı. Nefesini tutup karşısındaki avın varlığını hayal etti. Ne vuracağını henüz bilmiyordu. Ancak onun büyük olacağından emindi. İlk avı ocağının koruyucusuna, yiğit atalarına ve yol gösteren tanrılara layık olacaktı. Bu yay yetişkinliğinin bir sembolüydü ve avı da rüştü olacaktı. Bu yolculuğa çıkarken bunları bildiğini fark etmişti. Bunu damarlarındaki akan kanda ve ruhunun içerisinde yer alan okutta hissetmişti. Yine de son zamanlarda yayının fısıldasının değiştiğini de hissetmişti. Yay onu yapan ellere hürmet etse de henüz daha tam teslim etmemişti kendisine. Henüz sınanması bitmemişti ve atının toynakları bu yolculuk için hareket etmeye başladığı andan beri o da diğer her şey gibi gözlerini kendisine dikmiş dikkatle olabileceği şey için bekliyordu. Babası Karan bunun pratik ile gelişeceğini söylemişti. Börke için babasının sözleri töre gibiydi. Bu yüzden boş olabileceği her an yayı ve oklarıyla kendisini geliştirmeye, parmaklarını güçlendirmeye çalışıyordu. Bunca çabasına rağmen gün gibi ortaya çıkan hatalarından da utanç duymadan edemiyordu. "Çok fazla düşünüyorsun." demişti babası yola çıkmadan önce. "Düşünmeye fırsatın olmadığı zaman aradaki farkı anlayacaksın." Düşünmeden durabilmek dağı kıpırdatmak gibi geliyordu ona. Atı külün hoşnutsuz kişnemesi derin düşüncelerini bozdu. Kül burnundan solayan ve mızmızlanır gibi dudaklarını çarparak bezgin bir tonda kişnedi. Artık bir önünde duran atın sallanan kuyruğundan daha başka bir şeyler bakmak istiyordu. Başını sağa, ufka doğru çevirdi. Ve Börke'yi korkulacak türden keçi yolunun kıyısına doğru bir adım attı. Börke yayını omuzuna alıp dizginlere asılmamış olsaydı, ufka doğru bir daha geri dönüşü olmayacak derin bir düşe başlayabilirdi kısa süreli yaşadığı bu ani öt kopmasının ardından dikkatini bir kez daha uçurumun bittiği yerin ötesine doğru verdi. Etrafındaki manzaranın güzelliği gözlerini esir ediyordu. Yemyeşil ovanın etrafında yükselen dağ bir ejderhanın sırtı kadar engebeli, sert ve yer yer keskindi. Dağın üzerinde yükünü almış hayvanların tırmanabileceği ince ve ejderhanın gövdesi boyunca yılan gibi kıvrılan bir keçi yolundan başka bir şey yoktu ve karşıdan gelen bir yolcunun kendilerini geçebilmeleri için kılıcını çekmesi gerekirdi. Oysa ovanın kalanı baharın yeşilliğine koca kaçmış bir şekilde sere serpilmişti. Yeterince yüksekten bakıldığında denizdeki dalgaları andıran kavisli tepeler yemyeşil bozkırın üzerinde ufka doğru uzanıyordu. Börke'nin içi külü bu yemyeşil denizlerin üzerinde koşturmak, koyunlarını bu tepelerde otlatmak için içi gidiyordu geçi yolunun üzerinde ailesinin ve av kafilesinin ardından giderken bu tepelere zihninde kazıdı. Hiç şüphesiz ki buralara bunun için geri gelecekti. Üzerlerinde uçan şahinin gölgesi üzerine düştü. Şahinin kulak çınlatan çığlığını kafasının içerisinde hissetti. Yırtıcı kuş savaş çığlığının ardından görkemli dalışa koyuldu. Son süratle bölgeye doğru ilerliyordu. Şahinin farkına varan kül tedirgin edici bir tonla kişnedi. Börke'nin dostunu sakinleştirebilmesi için dizginlere sertçe asılması ve karnını topuklarıyla hiç de hoşuna gitmeyecek tonda dürtmesi gerekti. Tüm bunlarla uğraşırken Şahin'in okun başını andıran gagası sağ tarafından neredeyse gözünün dibinden hışımla geçip bir ileridekinin omuzuna yumuşak bir edayla kondu. Kuşuna sahip çık kutal. Yoksa akşam yemeğim ne olacak diye düşünme zahmetinden kurtuluveririm. Ne diyorsun diye bağırdı Kutal. Neşeyle omuzunun üzerinden Börke ile konuştu. Sen Demirgaga'yı gagayı külün başının üstüne tünemişken bile vuramazsın. Halaylı sözler karşısında Börke'nin yüzü buruştu. Rahat ol atadaş, demir dediğine göre şu katır anırtan yoldan kurtulmamıza az kalmış. Börke göğsünde biriken öfkeyi soluğuyla birlikte dışarı attı. Sonunda... Kutal'ın yüzü tekrar Börke'ye döndü. Yeşil bandanasının tam ortasında kırmızı düz bir çizgi geçiyordu. Börke'den yalnızca bir yaş büyüktü ama Börke'nin boyu onu geçmişti. Dudaklarının üzerinde bıyıklarının gölgesi düşmüş bir şekilde sırıtıyordu. ''Ah seni küçük çocuk'' dedi Kutal. Muzipçe başını iki yana salladı. Yerinde olsam şimdiden endişelenmeye başlardım. Unutma, Torku babandan öyle kolayca alamazsın. Avcılık zor iştir.'' Gözlerini açıp ne yaptığımı görmeli, kulaklarını açıp ne söylediğimi dinlemelisin. Başını bilmişçe salladı. Bunları sen mi söylüyorsun diye sırıttı Börke. Duyduğuma göre ilk avını kurtlara kaptırmışsın. İkincisinin kalbine bıçağını saplarken de elini kesmişsin. Kutal kulaklarına kadar kazardı. Nereden çıkarttın bunları diye böğürdü. Börke işaret parmağıyla Kutal'ın bir önündekini gösterdi. Kutal başını önüne çevirirken yer yer örmeli saçlarının ucundaki demir halkalar çınladı. Elini atının ardındaki heybesinin içerisine daldırdı. Börke'nin neler karıştırdığını merak edeceği kadar bir süre sesler çıkararak eylemine devam etti. Nihayet heybesinin içerisinden çıkarttığı bir şey yumruğunun içerisinde tutuyordu. Börke'nin tam olarak ne olduğunu anlamadığı bir cisim havada kavis çizerek kutalın öndeki kişinin başının arkasına sertçe çarptı. Ah! acı dolu nidası dağın yamacında yankılandı. Kavga istiyorsan yiğitçe önden gel. Tarık'ın bir yumruğu havaya kalktı ve kardeşi görebilsin diye arkaya döndü. Börke'den bile uzundu ve hiç şüphesiz ki çok da iriydi. Tarık'ın geniş bir göğsü ve kaslı kolları öykülerdeki gibiydi. Giydiği yeleği kollarının omuzuna kadar çıplak bırakıyordu. Onu çok daha gösterişli kılıyordu. Erşemli saçı tıpkı babası gibi yanlardan kazınmış yüzünün sağ tarafına düşüyordu. Sol kulağında savaşçıların koruyucusu gök tengerinin balbalı asılıydı. Kendinize sahip çıkın. Burası kurtların toprağıdır. İtlerin değil. Diyerek harlanan alevlerin arasına kum gibi girdi kardeşlerin babası ve Börken'in de amcası olan Urus. Sesi yeri göğü inletebilecek uzun boylu ve geniş omuzlu bir adamdı. Öyle ki giydiği kat kat kürk ve deri bile vücuduna dar gelir küçük kalırdı sert bakışları, iri gövdesi, dudaklarının üstünde çenesinin altına kadar uzanan kara pos bıyıkları ve kükreyişinden dolayı obadakiler ona kara ayı diye seslenirdi. O, boylarının bahadırlarındandı ama Uruz amcayı tanıyan ve bilen herkes kara ayının bileğinden önce sesine övgüler yağdırırdı. Omuzunun üstünde üçüncü bir kol gibi taşıdığı kopuzu onun vazgeçilmez yoldaşıydı. Dağın hanımının eteklerine geldiğimizde hiçbirinizden en ufak bir taşkınlık dahi görmek istemiyorum, dedi Börke'nin babası Karan. Kafilenin en önünde yol gösterici ruhlar gibi mağrur bakışlarla ilerliyordu. Uruz amcaya sima olarak benzese de Börke'nin babası ayı değil kurttu. Üstelik de dadanmasından ölesiye korkabileceğiniz türde bir kurttu. Savaşçıları özgü örgüleri başının arkasında toplamıştı. Babasının şamanik köklerini sembolize eden mavi boncuklar, şahin ayağı, kurutulmuş tohumlar ve kurt dişlerinden kolyesi her zaman olduğu gibi yakalarını ve boynunu süslüyordu. Giydiği kurt kürkü şimdilerde dişleri boynunu süsleyen bir zamanların sürü hırsızına aitti. Köşeli çatık çeyresi ve öfkelendiğinde ince çizgilere dönüşen kara gözleri börkenin üzerinde gezindi. Börke babasının gözünün etrafında beliren kasların gerildiğini hissetti. Neyse ki fırtınalı bulutlar ve şimşekler üzerine boşalmadan geçip gitti ve Börke rahat bir nefes aldı. Yolculuğunun dar ve engebeli yamacı nihayet geride kalıyordu ama tırmanışları henüz bitmemişti. Yeşil ova artık epey geride kalmıştı. Bundan sonrası sıra dağlar boyunca devam edecekti ama vakit gün ışığının artık geride kaldığı vakitlere geliyordu her biri aç, susuz, bitap halde son tırmanışlarını gerçekleştirirken dağın şefkatli kucaklamasıyla karşılaştılar. Gürül gürül akan şelale dağın derinliklerinden fışkırıyor ve döküldüğü yerde beyaz köpükler çıkartarak nehri dolduruyordu. Yolların hemen üzerinde hızla akan nehir suyu mendereser çizerek kafilenin görmediği taraflara doğru yolculuğa devam ediyordu. Sivri dikenleri olan çam ve meşe ağaçlarının örtüğü bu ormanın kıyısında geceyi geçirmeye karar verdiler. Evet arkadaşlar. Buraya kadar okudum. Devamını okumak isteyenler bunu Wattpad'den okuyabilir. Ee, ben burada hani dediğim gibi bir Wattpad yazarı değilim. Ancak gerçekten düşüncelerinizi merak ediyorum. Hani bir platform Wattpad olduğu için e, oradan paylaşmak istedim. Hani Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. E, umarım beğenirsiniz. Umarım e, hani devamını da okumayı planlıyorum. Ama hani burada buradan okuyup işte tamamını okuyacak olan insanlar da inşallah olur ve yorumlarda kendisini gösterirler. Bir sohbet etmek istiyorum bu konuda. Şimdi teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.